Ülkemizi 14 yıldır yöneten AKP iktidarı devlet yönetiminin her kademesine yerleştirdiği FETÖ elemanlarıyla Türkiye'yi bilinçli ve planlı bir şekilde darbe ortamına sürüklemiştir. Gelinen noktada Türkiye FETÖ ile mücadele bahanesiyle ortaya konan karanlık ve otoriter saray darbesini yaşamaktadır. FETÖ PKK ve IŞİD terör örgütlerine yardım ve yataklık eden saray ve AKP yöneticileri demokrasimize ve ülkemizin bekasına yönelik en büyük tehdittir. Bu tehdit yurttaşlarımıza demokratik direnme hakkını da vermektedir. Demokrasimize, birliğimize, huzur ve barış ortamına karşı yapılan bu tehdidi önlemek için yapılması gerekenler bellidir. Vatanını seven, demokrasiye inanan, Temel hak ve özgürlükleri savunan her yurttaşımız, cumhuriyetimize yönelen bu büyük tehdidi bertaraf etmek için bir araya gelmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi bu yaşamsal özgürlük, demokrasi, birlik ve bağımsızlık hareketinin öncülüğünü yapmaya hazırdır. Diktatörlük kurma çabaları çok geçmeden özgürlük, hukuk ve demokrasi sevdalısı halkımızın iradesi tarafından yenilgiye uğratılacaktır. Türkiye'yi uçuruma sürükleyenler mutlaka yargıya hesap verecektir. Biz Türkiye'yi asla kimseye böldürmeyeceğiz. AKP'nin ve Cumhurbaşkanının suç duyurusunda bulunmuş olduğu metin Türkiye'yi böldürmeme metnidir. Bu metin kaygıyla bugünü ve yarını yaşayan bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına bir çağrıdır. Kaygımız ülkeyi bölmek istemeleridir. Çağrımız ülkeyi böldürtmemek için bir araya gelme çağrısıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu hukuki düzenlemelerle ilgili görüşünde zaman içerisinde hiçbir değişiklik olmamıştır. Başka siyasi partilerin aksine biz bundan iki yıl önce ne söylediysek, bundan bir yıl önce ne söylediysek, bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Türkiye'yi daha demokratik kılacak, Türkiye'yi daha özgür kılacak, Türkiye'nin cumhuriyetini güçlendirecek, her tür yasal düzenlemede biz de varız, hatta öncüsüyüz. Ancak eğer anayasa değişiklikleri, Türkiye'nin birliğini ve beraberliğini bozacak ve bu anayasa değişikliğini o yönde bir şantaj aracı olarak kullanacaksa biz asla böyle bir oyunun parçası olmayız. Yeni kapıya giderken de demokrasi demiştik. Yeni kapıdan sonra da demokrasi dedik. Eğer arayış bir ruhsa o ruhu yıkmış olan AKP'nin esas yıktığının demokrasi olduğunu bir kez daha hatırlatma ihtiyacı duyuyorum.